Merhabalar arkadaşlar. Hoş geldiniz YKS Tayfa. Merhabalar öğrenci koçu Rukiye Tuğba ben. Herkes hoş geldi. Nasılsınız arkadaşlar? Hoş geldiniz. Kıyas. Özgürcüm hoş geldin. Herkes hoş geldi. Umarım herkes çok iyidir. Ramazan ayınız güzel geçiyordur. Bir yandan çalışmalarınıza da umarım devam edebiliyorsunuzdur arkadaşlar. Bugün neden buradayız? Hadi bakalım herkesten yanıt bekliyorum. Herkes iyi mi? Artık son 3 ay kala. <laughs> Hatta 3 aydan daha az bir zaman dilimi var şu anda. Yaklaşık 2,5 ayımız var. Bugün neden buradayız arkadaşlar? Şimdi küçükken bize o çok sorulan meşhur soruyu hatırlamanızı istiyorum. Ne soruyorlardı bize en çok? Hatta annemiz, babamız da dahil. Büyüyünce Büyüyünce ne olmak istiyorsun soruyorlardı, değil mi? Evet, peki sizler büyüyünce ne olmak istiyorsunuz arkadaşlar? Kimler hangi bölümleri istiyor? Hangi mesleklerden hayatını idame ettirmek istiyor? Polis çok güzel. Neden peki Özgür? Neden polis olmak isterdin? Kendine uygun buluyor musun polisliği? Üniforma hoşuna giderdi genelde bazı bu üniformalı mesleklerde biraz daha e, hani mesleğin içeriğinden ziyade daha çok o üniformayı giyeyim işte mesela bu doktorlarda falan da böyledir o e, şey önlük çok cazip gelir çok çekici gelir <laughs> yoksa alakam yok diyorsun tamam peki başka kimler neler olmak istiyor arkadaşlar iç mimar harika bak iç mimarlık mesela çok büyük bir Gerçekten görsel bir bakış açısı istiyor. Ya yani mesela bu özelliklere sahip misin? Bunları düşünerek mi iç mimar olmak istiyorsun yoksa onun da yine böyle e, mesleği mi hoşuna gidiyor? Hani mimar isminin önündeki sıfatı mı? Harika, çok güzel. O zaman şu an buradaki herkes ne olmak istediğine aslında biraz karar vermiş. Ama bakalım arkadaşlar, bu seçtiğimiz meslekler bize ne kadar uygun? Bir de bu kısım var yani sadece bizim onları seçmemiz yeterli değil. Tabiri caizse mesleklerin de bizi seçmesi gerekiyor. Ee, peki şimdi de aynı bu meslekler olmak istiyorsunuz. Küçükken de hedefleriniz zaten buydu. Çok güzel. O işin görev tanımını biliyor musunuz arkadaşlar? Mesela iç mimar ne yapar polis ne yapar var mı bununla ilgili bir bilginiz ya da buna dair bir araştırma yaptınız mı? Biliyoruz az çok yaptınız. Tamam harika. Peki siz kendinizi mesela bir 5 sene 6 sene sonra o işi yaparken düşündüğünüzde mutlu hissediyor musunuz arkadaşlar? Bu çok önemli. Mesela mimarlık yapıyorsun ve o sırada ruh hali nasıl mutlu musun? Ya da polis oldun artık atandın devletin polisisin mutlu hissedecek misin kendine? Çok güzel. Mutlu olacağınızı düşünüyorsunuz. Peki o iş sizin mizacınıza ne kadar uygun arkadaşlar? Yani benim duygusal yönüm, benim sosyal hayatım, benim bu hayattan beklentilerim, iç mimar olmama, polis olmama ya da başka hedefim her neyse o mesleği olmama uygun mu? Yani gereken koşulları sağlayabilecek miyim? Sağlayabileceğimizi sanıyorum. Şimdilik düşünüyoruz. Peki o işi sence yapabilecek misin? Mesela hayatcığım sen gerçekten iç mimar olabilecek misin? Ya da özgürcüm sen gerçekten polis olabilecek misin? Yani o işi yaparken kendini hayal edebiliyor musun? Çok güzel harika. Peki bütün bu soruların cevabı arkadaşlar bizim nezdimizde evetler ya da hayırları söyledik. Ama az önce de söylediğim gibi her meslek grubunun görev tanımı farklı, psikolojik yükümlülüğü farklı, toplumdaki yeri farklı arkadaşlar. Ve e, biz hani 1-2 yıl değil ömrümüzün sonuna kadar inşallah o meslek grubunu yapacağımız için biraz daha geniş açıdan bakmamız gerekiyor. Yani evet hayaller çok önemli, istediğimizi kesinlikle yapalım ama istediğin şeyi ne kadar istiyorsun, ne kadar biliyorsun ki hangi kısmını istiyorsun, totalini mi istiyorsun? E, bunu ölçmeniz için arkadaşlar bizim... Kurumumuzda yapay zeka sisteminde mesleki yönelim testlerimiz var sadece bize ait testler ve bu testlere mutlaka girin ve testin doğru sonuçlar vermesi bir 5-6 dakikanız alacak yaklaşık bir 5 dakika sürecek bir analiz testi zaten. E, lütfen size en yakın seçenekleri işaretleyin. E, sabırla ve titizlikle bu testi tamamlayın arkadaşlar. Çünkü buradan çıkan sonucuna göre belki 2 ay 3 ay sonra gireceğin YKS sınavında alacağın puanı nerede ne şekilde kullanman gerektiğini ona göre karar vermiş olacaksın. O yüzden çok önemli. E, şimdi soracaksınız biliyorum hocam nereden gireceğim nasıl gireceğim gösterin. E, göstereceğim. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Bu mesleki yönelim testine nereden nasıl girmeniz gerektiğine dair size yardımcı olacağım yönlendireceğim şimdi gelelim diyelim ki mesleki yönelim testine seni aldık bu testi çözdün ve kendine bir hedef meslek belirledin mesela senin hayalindeki meslek e, senin yönelimine e, mizacına uygun çıktı tamam peki bununla bitiyor mu arkadaşlar sadece hedefimizi belirlemekle bitmez yola çıkmamız gerekiyor gerçekten harekete geçtiniz mi arkadaşlar şu an çalışmalarına başlayanlar kimler bir programınız var mı? Bir destek alıyor musunuz? Konularınızın ne kadarlık kısmını tamamladınız? Hadi bakalım herkesten yanıt bekliyorum. Var mı çalışmalarına başlayanlar? Kısman var galiba. Birçoğunuz başladınız. Belki yarınamış da olabilirsiniz. Peki arkadaşlar verimli ders çalışabiliyor musunuz? Yani daha doğrusu verimli ders çalışmanın ne demek olduğunu biliyor musunuz? Bu da çok önemli. Hocam ben biliyorum verimli ders çalışmanın ne demek olduğunu bilen var mı? Hayır. Mesela hayat bilmiyor. Tamam. Peki hangi seviyede olduğunu biliyor musun? Hayatçım TYT bitti, AYT'nin yarısındayım dedin ama TYT'yi bitirdin, hangi level'a yükseldin? Başlangıçta hangi level'daydın? Bitişte hangi level'a yükseldin? Bunu biliyor musun mesela? Yani ölçmen, ölçmeniz de çok önemli. Arkadaşlar sadece ders çalışmış olmak yeterli değil. Yani sadece çalışarak ne yazık ki öğrenme süreci tamamlanmıyor. Çalışma ilk ilk aşama çalışıyorsun ama öğrenmen için üzerine kesinlikle gitmen gerekiyor. Mesela çalışma programı olanlar bu programlarını neye göre hazırladılar? Bir referans noktaları var mıydı? Bir kıstasları var mıydı? Ya da şu an burada olan herkesin bir çalışma programı gerçekten var mı? Bu da çok önemli bir soru mesela. Sanıyorum birçoğumuzun programı yok ya da varsa da kısmi bir uyuyoruz, bir uyamıyoruz. Bu genel bir sorundur zaten. Peki ne sıklıkla tekrar etmemiz gerektiğini biliyor muyuz arkadaşlar? Ne sıklıkla tekrarlarınızı yapıyorsunuz? Ya da tekrarlarınızın bir periyodu var mı? Yine çoğunuzdan gelen yanıt hayır. Haklısınız birçok rakibiniz de inanın bilmiyor. O yüzden bence yalnız değilsiniz ama başarının sırrı da burada saklı diyebilirim arkadaşlar. Bakın şuradan sorduğum soruların çoğuna evet diyen bir öğrenci zaten kazanma potansiyelini yükseltmiş bir öğrenci oluyor. Eğer bu soruların çoğuna hayır diyorsak lütfen bir süreci gözden geçirelim. Olur mu? Çünkü bunlara evet dediysen gerçekten kendini tanıyorsun gerçekten verimli çalışıyorsun anlamına geliyor. Eğer hayır dediyseniz arkadaşlar zaten o hayırları bu kalan sürede bir an evvel evet'e çevirmemiz gerekiyor. Peki ne zaman konu çalışıp ne zaman soru çözmeniz gerektiğini biliyor musunuz arkadaşlar? Hocam ben ya da mesela bunu şöyle de evirebilirim bu soruyu aslında. Falanca konudan soru çözmem gerektiğini biliyorum ama falanca konudan da konu çalışmam gerektiğini biliyorum diyor musunuz mesela? Bu çok önemli. Yani ne, hangi derste, hangi konuda hangi çalışmayı yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Yine birçoğunuz hayır diyor. Bu yine diğer öğrencilerimden de en çok aldığım yanıt arkadaşlar. Hayır, doğru söylüyorsunuz. Bu da aslında neyi gösteriyor alt metninde? Demek ki biz hangi konuda, hangi seviyede olduğumuzu bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de hangi konuda ne çalışmamız gerektiğini hangi türden bir çalışma yapmamız gerektiğini de bilmiyoruz anlamına geliyor. Ama yine bu da listeyi eklensin öğrenilmesi gerekenler listesine hem mesleki yönelimimi ölçeceğim hem de derslerdeki seviyemi ölçeceğim. Bu sizin ikinci göreviniz olsun arkadaşlar. Geç değil. Şimdi şey diyebilirsiniz hocam sınava bu kadar kısa bir zaman dilimi kalmışken mi bunları yapacağım? E, evet bu sorunuzda haklı olabilirsiniz kaygılarınızda. Ama zararın neresinden dönsek kardır arkadaşlar. Tabii ki gönül isterdi dönemin başında seviyenizi bilip ona göre çalışın. Ama ha hala geç değil. Unutmayın arkadaşlar YKS tam bir strateji sınavı ve bu sınavda son güne kadar kazanmanız için şansınız var. Hiçbir şey için asla geç değil. Aksine şu anda farkındalığını yaşayan ve buna uygun aksiyon alan bir öğrenci çok rahatlıkla bütün o yorgun argın rakiplerini, yanlış çalışan rakiplerini rahatlıkla eriyebilir arkadaşlar. O yüzden lütfen zamanı takılmayın anlaştık mı? Şimdi gelin bakalım bütün bu soruları tek tek yanıtlayalım ve çoğunuz hayır dediniz bu sorulara. Bu soruların cevabını ne yapsaydık evet verirdik. Bu yolda rotamızı çizelim bakalım. Şimdi öncelikle işi ciddiye alıyor muyuz arkadaşlar? Kimler mezun? Kimler ilk kez girecek? Ben biraz sizi tanımak istiyorum. Herkes bir kendini tanıtsın bakalım. Daha önce girenler var mı bu sınava? Özgürcüm, Hayatcım mezun musunuz? Daha önce bu sınava girdiniz mi? Sınavı tanıyor musunuz? mezunsun çok güzel. Hayatta mezun. O o zaman çok güzel. Geçen yıl bu sınava girmiş. Sınavın azizliğine uğramış iki tane öğrencimden örnek vereceğim. Hayattan ve Özgür'den. Şimdi geçen yılki veriler arkadaşlar bize şunu gösteriyor. Ee, sınava giren sayısında müthiş bir artış var. Müthiş bir artış yani 22'ye göre çok devasa bir artış var. E, TYT'de 3,5 milyonun üzerinde bir öğrenciyle yarıştınız. Siz de bu öğrencilerden birileriydiniz zaten. Bu e, sayının içerisindeydiniz. AYT'de de arkadaşlar 2,5 milyonun üzerinde öğrenci sınava girdim. YDT'de de yaklaşık 350-400 bin aralığında bir öğrenci girdi. Ve şu anda arkadaşlar geçen gün bir açıklama okudum. YKS'ye giren öğrenci sayısı şu an 4 milyonun üzerindeymiş. Yani bu artık bir tahmin değil bu gerçek bir veri. Çünkü başvurular biliyorsunuz yapılmaya başlandı. Ve şu ana kadar bu yapılan başvurular 4 milyonun üzerinde adayla yarışacağımızı gösteriyor. Şu an TYT'ye yaklaşık arkadaşlar TYT ve AYT'ye 2,5-3 aya yakın bir zamanımız var. TYT sınavımız 8 Haziran, AYT ve yabancı dil sınavımız da 9 Haziran'da olacak. Peki artık rakip sayısını öğrendim. Artık kendine sorman gereken soruları öğrendin. Hangi soruya evet, hangi soruya hayır demen gerektiğini de öğrendiysen. 3 ayda kalan bu 2,5-3 ayda 4 milyon adayla rekabet edeceğini de öğrendiğine göre şimdi gelelim senin YKS çalışmalarına, konuları yetiştirmen için ve istediğin bölümü mizacına uygun bölümü kazanman için YKS çalışırken bu saydığım 3 yıldızlı maddeye çok dikkat etmek zorundasın. 1- Öğrenme yapını kesinlikle keşfetmelisin. Öğrenme yapını, yapını bilmeden yola asla çıkmamalısın. 2. Derslerdeki mevcut seviyeni kesinlikle bilmelisin. Seviyesini bilmeyen bir öğrenci hedefine ne kadar uzaklıkta olduğunu bilemez. Yani yanlış çalışır. 3- Verimli bir ders çalışma programın olmalı. Sadece program değil bu programı sürekli takip etmelisin. Öğrendiğin, öğrenemediğin konuları analiz edip ona göre sürekli bir program güncellemesini düzenli olarak yapmalısın. Ve gelelim bu üç yıldızlı maddeme. Peki sen bu üç yıldızlı maddeyi nasıl yapacaksın ya da içinizde bunları uygulayan ya da kısmen uygulayabilenler var mı? Şimdi birinci yıldızımız neydi arkadaşlar? öğrenme yapısını öğrenme yapını keşfetmelisin dedim. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bu sınav çok çalışanların kazandığı bir sınav değil. IQ seviyesi yüksek olanların kazandığı bir sınav değil. Bu sınav gecesini gündüzüne katanların, çok fedakarlık yapan yapanları yani çok fedakarlık yapan öğrencilerin kazanabildiği bir sınav değil. Bu sınavda çok çalışmak değil, kesinlikle altını üstünü her yerini çizerek söylüyorum, verimli çalışmak önemli. O yüzden her öğrencinin verimli çalışma yöntemi farklıdır. Neden hocam diyeceksin? Hocam bir tane yöntem yok mu bize söylesen? Biz o yöntemi uygulasak? Hayır arkadaşlar. Çünkü her biriniz biriciksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Ve unutmayın her öğrenci öğrenir ama her öğrenci farklı öğrenir. Bu sebeple de verimli çalışmanız için kendi öğrenme yapınıza uygun çalışmanız gerekiyor. Öğrenme yapınızı da yine bizim mesleki yönelim analizimizle birlikte yapay zekamızın özel e tekes yani yapay zeka genel analiz testi eğitim analizimize girerek öğrenebilirsiniz. Burada örnek aldığım sonuç bizim sistemimize kayıtlı ve eğitimlerimizden faydalanan 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 bir öğrencinin girdiği eğitim analizinin sonuçları. Mesela biz öğrencimizin unutma hızının yüksek olduğunu bu analize bakarak öğrendik ve unutma hızı yüksek olan bir öğrencinin ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Sık tekrar yapması gerekiyor gerekiyor. Sürekli tekrar yapması gerekiyor. Çünkü bu öğrenci çabuk unutuyor. Ama sen bu sınava girersin. Senin unutma hızın normal çıkabilir, düşük çıkabilir. Senin öğrenme yapın görsel değil de işitsel çıkabilir, dokunsal çıkabilir. Yani senin buradaki sonuçların tabii ki de değişkenlik gösterebilir ki arkadaşlar biz yaklaşık 10 yıldır bu eğitimi veriyoruz ve 10 yılda bu bahsettiğim eğitim analizi sınavına 2,5 milyonun üzerinde öğrenci girdi ve bu öğrencilerin hiçbirinin sonucu birbiriyle asla aynı çıkmadı. Hatta bizim kayıtlı olan ikiz öğrencilerimiz bile vardı. Ve bu ikiz öğrenciler kulaklar için nasıl birinin ismi Yağmur'du, birinin ismi Damla'ydı. Ve bu ikiz öğrenciler bile aynı sınava girdiler. Seviyeleri de farklı çıktı. Buradaki değerleri de farklı çıktı. O yüzden siz de öğrenme yapınızı keşfederek yola devam etmeniz gerektiği için bizim eğitim analizimizi ölçe bizim eğitim analizimizle birlikte değerlerinizi ölçebilirsiniz arkadaşlar. Eğer kayıt olursanız da zaten analizinizden çıkan sonuçlarınıza göre akıllı sistemimiz yapay zeka size uygun ihtiyacınızı karşılayacak ders çalışma programını oluşturacak. Şimdi geliyorum. Birinci yıldızımı eğer tik attıysam artık öğrenme yapımı biliyorsam ikinci yıldızımda ne vardı? Mevcut seviyemi öğrenmek zorundayım. Yani seviyeni bilmeden yaptığım bir çalışma hedeften seni uzaklaştıracağı için, hedefinize hedefine yaklaşamayacağın için her dersteki seviyen de farklı olduğu için arkadaşlar seviyenizi bildiğiniz zaman hangi derste ne çalışacağınızı ve hangi derste ne kadar süre ayırmanız gerektiğini öğrenirsiniz. Bu da size her iki anlamda da tasarruf etmenizi sağlar. Mesela burada arkadaşlar 5 basamaklı bir merdiven var. Herkes lütfen bu kısma dikkatli bir şekilde baksın. Ve bu merdivenin en üst katında bir madalya var, bir kupa var. Bu kupa sizin hedefiniz. Yerleşmek istediğiniz bölüm, kazanmak istediğiniz üniversite, elde etmek istediğiniz sıralama, almak istediğiniz puan orada duruyor. O kupa seni orada bekliyor. Hayat özgür diğer öğrencilerim. Orada ise o kupa bekliyor. Ama sen o kupaya ne kadar uzaklıktasın? Bak ilk basamakta olan bir öğrenci tam 5 basamak uzaklıkta, değil mi? Ona göre çalışmak zorunda. Ama ikinci basamakta olan bir öğrenci ilk basamakta olan bir öğrenciye göre daha yakın. Ya da üçüncü basamakta olan bir öğrenci ikinci basamaktaki ve birinci basamaktaki öğrenciye göre mesafesi daha kısa. O yüzden sen mesela matematikte ikinci basamakta olabilirsin. Yani başlangıç düzeyinde olabilirsin. Türkçede ileri düzeyde olabilirsin. da üst düzeyde olabilirsin. Bak hedefine ne kadar uzaklıktaysan ona göre bir program. Ve ona göre bir zaman yönetimi yapman gerekiyor. Çünkü hedefine ancak bu şekilde ulaşabilirsin. Ama örnek veriyorum. Sen seviyeni bilmiyorsun. Yani şu an hangi basamağın üzerinde olduğunu diyelim ki bilmiyorsun. Bilmediğinde belki de seviyen ileri seviye. Ama sen bilmediğin için gidip ta birinci basamağa iniyorsun. Sonra yeniden beşinci basamağa çıkmak çıkmak istiyorsun ve bunun için vaktin yok. Şu an sınavı iki buçuk ay var. Sizce bu mantıklı mı arkadaşlar? Yani ileri düzeyde olan bir öğrencinin dönüp en başa en baştan başlaması mantıklı mı? Bakın parantez içinde söylüyorum zamanı olmayan bir öğrencinin. Aynen öyle Özgürcüğüm. Tamamen vakit kaybı. Esin şu anda yaşadığınız en büyük problem zaman değil mi zaten? Yani zamanı doğru kullanırsanız kazanı kazanacaksınız ve şu an sizin zamanınız az bundan korkuyorsunuz bu kaygılarınız artırıyor. E o zaman benim elimde hazine gibi bir zaman var bir iki buçuk aylık bir süre var o zaman ben bu süreyi tabii ki de tasarruflu kullanırım. Tabii ki de verimli kullanırım. Aksi takdirde arkadaşlar bakın bu kupanın yanına bile yaklaşamayız. Değil kupayı tutmak, kaldırmak yakınına bile yaklaşamayız. Öyle söyleyeyim size. Ve en önemli olan kısım ne dedik? Seviyeni bileceksin. Öğrenme yapını bileceksin. Bu sayfa en çok dikkatinizi vermenizi istediğim sayfa arkadaşlar. Çünkü burada sadece seviyeni bilmen yetmiyor. Mesela az önce söyledim ya. Özgür dedim. Sen Türkçe'de dördüncü basamaktasın. Tamam. Peki hocam dördüncü basamaktaki bir öğrenci ne yapar? Ben bunu bilmiyorum ki desen. Ne yapman gerektiğini bilmesen seviyeni ölçmen de sadece yeterli değil. O yüzden seviyenizi ölçtükten sonra arkadaşlar seviyenize uygun çalışmanız gerekiyor. Bunun için de mesela ben sizin yerinizde olsam bu ekranın kesinlikle e, kaydını alırım. Ekran görüntüsünü alırım. Çünkü seviyenizi ölçtükten sonra buna ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Hangi derste hangi seviyedeyseniz ne yapmanız gerekiyormuş gelin bir göz atalım. Mesela matematik temel seviyedeyim matematikte. Ne yapmam gerekiyor? Ön hazırlık. Neden? Çünkü temelim yok. Ön hazırlık yaptığım her konudaki temelimi bir üst level'a çıkarabilirim. Türkçe'de orta seviyedeyim. Orta seviyede olan bir öğrenci ne yapmalı? Konu tekrarı ama detaylı. Çünkü senin artık orada öğrendiğin bilgilerin var ama daha kalıcı hale getirmen için o bilgilerin üzerinden geçmen gerekiyor. Coğrafyada üst seviyesi, üst seviyedesin hayat. Üst seviyedeki bir öğrenci ne yapmalı artık bak artık şuradasın bak. Şuradasın kupaya en yakın yerdesin. Ne yapman gerekiyor? Kupayı kucaklaman için artık kavradığın konulara dair zor sorular. Çıkmış sorular. Çıkabilecek sorular çözüp oradaki seviyeni sağlamlaştırman yani pekiştirmen gerekiyor. Peki arkadaşlar, verimli bir ders çalışma programının olmazsa olmazları neler? Bütün bu saydığım maddeler ve verdiğim bilgileri göz önünde bulundurduğunuzda hangi kriterler olmalı? Herkesten yanıt bekliyorum. Herkes bir madde söylesin bakalım. Özgürcüm sence hangi kriter kesinlikle olmazsa olmaz hayatçım? Diğer öğrencilerim, herkesten yanıt bekliyorum. Evet seviyeye uygun olmalı. Aynen öyle Özgürcüm. Verimli olmalı. Seviyeye uygun olmalı. Bak senin söylediğin ikinci maddede çıktı. Sürdürülebilir olmalı. <laughs> Öz disiplinle uygun olmalı. Sonuçları ölçülebilir olmalı. Ve sürekliliği devam etmeli. Yoksa arkadaşlar hiçbir program bakın bir sihir gücü sihir gücünde değil. Size hiçbir program bir büyü yapmaz. Yani onu bir gün uyguladın tamam artık bir gün uyguladın ya kesin kazanacaksın. Böyle bir şey yok. İstikrarlı olan kazanır. Sürekliliğinizi devam ettirmeniz gerekiyor. Ve analizde ne dedik arkadaşlar? Her öğrencinin öğrenme yapısı farklı ve öğrenme yapını bilip ona göre çalışman gerekiyor. O yüzden önce öğrenme yapımızı bilip ona uygun olmalı programımız ve en önemlisi tabii ki de sizler bileceksiniz, teksiniz ve özelsiniz. Tabii ki de programınız size özel olmalı arkadaşlar. Yani kişiye özel olmalı. Şimdi geliyorum size söz verdiğim gibi. Hemen sayfamızı açalım. Size ödevlendirdiğim eğitim analizimiz ve mesleki yönelim analizimize nereden girmeniz gerektiğini göstereceğim. Özgürcüm kayıtla alakalı bilgi aktaracağım. Hemen bir analizimizin yerini gösterelim. Arkadaşlar burası Tekuzem'in giriş paneli. Burada size Tekuzem tarafından gelen SMS'te kullanıcı adınız ve şifreniz gönderildi. SMS kutunuzu kontrol edip direkt Tekuzem login giriş kısmından e-postanızı ve şifrenizi yazın ve sayfanıza giriş yapın. Giriş yaptığınızda burası lacivert arka planlı bir panel karşılayacak. Burada sizin adınız ve soyadınız yazacak. Ve eğer bilgisayardan girecekseniz arkadaşlar aynen benim karşımdaki ekran sizin de karşınıza açılacak. Eğer telefondan girerseniz de arkadaşlar küçültüyorum. Telefonda da ekranınız böyle görünecek. Yani o soldaki menü 3 çizginin içine girecek. Bakın burada menü kısmına girecek. Ama ben şu an bilgisayardan girdiğim için bilgisayarımdan devam ediyorum. O çok merak ettiğiniz mesleki yönelim analizine de burada menü kısmında rehberlik yazan yere tıklayacağım. Analiz testlerine tıklayacağım ve burada karşıma... Mesleki yönelim testi bakın kaçıncı sırada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. sırada bu test karşıma gelecek ve bakın testim başladı. Yaklaşık bir 5-6 dakikanız alacak. Buradaki soruları güzelce yanıtlayacaksınız arkadaşlar ve direkt sonucunuz hesaplanacak. Bununla birlikte bu en tepede tek kes genel analiz testi yazan kısımda da size bu az önce kayıtlı olan öğrencimin girdiği sınavın sonucunu gösterdim ya. Dedim unutma yüksek, dikkat dağınıklığı yüksek, işte stresi yüksek, öğrenme yapısı bu gibi. E onun dışında yöntemi bu, unutma süresi bu, e, anlama okuma hızı bu şeklinde gösterdiğim testte genel analiz testi. Bu yaklaşık bir 10-15 dakikanızı alabilir. O yüzden sizden ricam her iki test içinde arkadaşlarım e, biraz vaktinizi ayırın ve odanıza çekilin. Mümkün olduğunca dikkatinizin toplu olduğu ve sessiz olan bir ortamda bu testleri çözün. Anlaştık mı? Çöz, mutlaka çözelim çözdükten sonra zaten yapay zeka karşınıza sonuçlarınızı getirecek ve arkadaşlar size bu bahsettiğim e, sınavda başarılı olmanızı sağlayacak kendinizi tanıma seviyenize uygun öğrenme yapınıza uygun günlük sorumluluklarınıza uygun ve mizacınıza uygun mesleğe sizi ulaştıracak puanı almanızı sağlayacak eğitimlerimiz var bizim. Biz bu az önce saydığımız bütün kriterleri kendi kayıtlı olan öğrencilerimize zaten sağlıyoruz ve bunu akıllı bir sistemle, özel bir eğitim modeliyle, yapay zeka destekli bir sistemle yapıyoruz. O yüzden bu sistemin yanılma, şaşma gibi bir payı yok. En iyi öğrenci koçlarından, en iyi rehberlik uzmanlarından dahi çok daha sizi yakından tanıyarak ve nokta atışlı Tamamen size özel bir program oluşturup sizi takip eden bir sistem olduğu için kurslarımıza kayıt olduğunuzda bu sistemimizden de bizim hediyemiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Evet şu an kısa bir süre kaldı hocam belki destek almak için e, bu süre yeterli değil gibi düşünüyor olabilirsiniz ama kesinlikle çok yanılıyorsunuz. Asıl tam olarak son düzlükte destek alınır arkadaşlar. Çünkü gördünüz. Bakın dönem başından bu yana çalıştınız. Ne kadar az ilerlediğinizi gördünüz. Ne kadar hedefinize yavaş ulaştığınızı gördünüz ve bu hız sizde ne yazık ki hedefinize ulaştırmayacak, yetersiz kalacak. O yüzden bence tam şu anda tabiri caizse gaza basalım. Bizim kurslarımıza kayıt olduğunuzda biz kalan gün kaç günse o kadar günlük bir program yapıyoruz size. Ve şu an TYT, AYT devam eden canlı derslerimiz de var. Kamplarımız da var. Veya canlı derslerimizin video kayıtları da var. Hangisine kayıt olursanız olun arkadaşlar. Ben size hem TYT hem AYT kurslarımızda yani branşınız sayısal sözel iştarlık hangi branşsa o branşın eğitimlerine gireceksiniz zaten. Yaklaşık hatta burada söylediğim tutardan da daha fazla %50'lik bir indirim uygulayıp 2500 lira üzerinde yardımcı olacağım. TYT AYT paketini satın aldığınızda hem eğitimlerimizden hem de bu bahsettiğim sizin kalan sürede eksikliklerinizin tamamını kapatmanızı sağlayacak yapay zeka koçluk sistemimizden faydalanmış olacaksınız. Şimdi bilgi almak ve kayıt olmak isteyen öğrencilerim için sistem yönetici Muhammed hocamdan bir link paylaşmasını rica edeceğim. Şimdi Muhammed Bey'in gönderdiği linki herkes tıklasın arkadaşlar kendi branşınıza yönelik kurslarımızla ilgili bilgiye öğrencilerim aradığında daha detaylı olarak verecek işte gün, saat, canlı, video hangisini tercih ederseniz sorularınızı aradıkları zaman mutlaka iletin ve bu indiriminizin de arkadaşlar yarın 18 son günü, son günü, son saati %50'lik bir indirim ve şu an ikili bir eğitim programı için inanın bu tutara dışarıda bir kamp e, Bile bulamazsınız arkadaşlar ki kaldı ki kampı geçtim. Bu tamamını e, anlattığımız bir program yani bütün dönem başından dönem sonuna tüm eğitimler ve en önemlisi de size hedefinizde ulaştıracak yapay zeka programı olduğu için bana kalırsa bence bu fırsatı kaçırmayın ve dönem sonunda aksiyon alıp e, hedefine ulaşan öğrencilerimizden biri de arkadaşlar siz olun çok isterim açıkçası. Var mı sorularınız? Soruları olanlar hızlı bir şekilde sorsunlar. Çok güzel Özgürcüm. Bu ilettiğim linkten mesaj gönderebilirsiniz arkadaşlar. Gün içerisinde saat 18'e kadar e, şu an yoğun talep var zaten WhatsApp attığımızda YKS kurslarımızla ilgili seminerimizden dolayı bize mesaj gönderen bütün öğrencilerimizi arayıp kayıt işlemlerini tamamlayıp hemen çalışmalarına başlatacağız. Eğer farklı sorularınız yoksa yine aradığımızda da sorularınızı bize iletebilirsiniz. Öğrenci koçlarım ve ben zaten yanıtlamış olacağız. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Çok güzel etkin katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık. İyi ki katıldınız ve iyi ki de tek uzamlı olacaksınız ki tek uzamlı olduktan sonra sınav sonuçları açıklandıktan sonra iyi ki bu seminere girmişim ve iyi ki e, bu sınav sürecini tek uzamlı, yapay zeka ile geçirmişim. İyi ki istediğim sonucu almışım zaten diyeceksiniz arkadaşlar. Önce kendinize sonra bize güvenin kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlarım.